Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasin Hoca. Öğrencim Batu ile bu hafta doğal antrenmanı konusunu işleyeceğiz. Batu hoş geldin derse nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Dersimize başlayalım. Konumuz doğrunun analitiği. Şimdi arkadaşlar direkt konuyu sınavda çıkacak şekilde birazcık aydınlatalım. Bu şekilde alalım. Şimdi doğrunun ilk önce ne var? Denklemi var. Tamam mı? Denklemini bulmak için neyini bulman lazım? Eğimini. Yani doğrunun denkleminden bahsediyorsun. İlk önce ne lazım sana? Eğim lazım. Örneğin şu şekilde bir tane doğrumuz var. Bu doğrumuzun geçtiği noktalardan biri 4'e 6 olsun. Diğer noktamız 5'e 10 olsun. Tamam mı? Şimdi bu doğrunun eğimi nedir? Hemen yan tarafta şöyle bir yerde formülünü vereyim. Geçtiği noktalardan biri x1, y1 ise, diğer geçtiği nokta x2, y2 ise, bu doğrunun eğimi geçtiği iki nokta üzerinden şu şekilde oluyor Batu. Y2'den y1'i çıkarıyorsun. Bölü x2'den de x1'i çıkarıyorsun. İşte bu fark sana doğrunun eğimini veriyor. Sıkıntı var mı? Yok. Şimdi bak, ben buradan denklemine nasıl geçeceğim? Burayı iyi seyret. Şimdi bu doğrunun eğimini bulmak için ne yapacağım o zaman? 10'dan 6 çıkaracağım. 5'ten de 4 çıkaracağım. Fakat Batu, burada şöyle bir şey var. Bu doğrunun üzerine kaç tane nokta var? Sonsuz nokta var değil mi? Peki ben bu noktalardan birine x'e y noktası diyebilir miyim? Herhangi bir nokta x'e y diyebilirim. Doğru mu? Bu doğrunun eğimi nedir? 10-6 bölü 5-4. Doğru mu? Evet. Peki ben bu doğrunun eğimini başka nasıl bulabilirim? y-10 bölü x eksi 5'te desem bu da yine eğim eşit değil mi? Evet. İşte sevgili arkadaşlar, burada iki tane eğimin eşitliğinden denklem geliyor. Denklem yazarken formülü ezberlemeye gerek yok. Artık bu kaygılara bir son. Geleceksin burada. Güzelce şu iki eğimin eşitliğinden mantığını anlayacaksın. 10'dan 6 çıkarsa 4. 5'ten 4 giderse 1. Burada burasını da y eksi 10 bölü x eksi 5 olarak yazacağız. Sonra ister ister yapalım. 4x eksi 20 eşittir y eksi 10. Hepsini bu tarafa atalım. 4x eksi y. Eksi 10 buraya geçerken artı 10 diye geçti. Eksi 10 eşittir 0. Gördüğünüz gibi doğrunun denklemini ne yapmış olduk arkadaşlar? Bulmuş olduk. Şimdi sevgili arkadaşlar, doğrunun denklemini bulurken o zaman bize ne lazım? Eğim lazım. Ana şart eğim. Eğim ve geçtiği bir nokta yeterli. Bakın yazıyorum buraya. Eğim ve geçtiği bir nokta şartı var. Geçtiği bir nokta yeterli. Öyleyse bu soru bize şu şekilde de sorulabilir Batu. Eğimi eksi 2 bölü 3 olan ve eksi 5'e 4 noktasından geçen doğrunun denklemi olarak da bu soru bize sorulabilir. Şimdi ne yapacaksın Batu? Var mı fikrin? Yok. Şöyle yapsak, yukarıdaki birbirimizi bir analiz edelim. Geçtiği noktalardan biri eksi 5'e 4 mü? Evet. Bir de üzerinde mesela ne noktası alabilirsin? X'ye mi? X'ye alabiliriz. Peki bana eğimini söyleyebilir misin şu anda bu doğrunun? Eksi 2 bölü 3 değil mi? Eksi 2 bölü 3'ü soru verdi. Bir de sen başka bir yerden bulmaya çalış. X eksi 5. 5'e yoksa? İyi düşün bak. Eksi 5 eksi x mi yoksa? Yoksa 4 eksi y mi? Şimdi eğim bir doğrunun x'in ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açıdır, tamam mı? Pozitif yönlü açıda ne açının tanjant değeridir. Şimdi tanjantta ne var? Karşı bölü komşu var değil mi? Hı hı. O yüzden dikey bölü yatay var. 8. sınıf bilgilerinden hatırla. 8. sınıfta muhakkak ki öğretmenlerinden biri sana bunu anlatmıştır. 4 eksi y bölü eksi 5 eksi x. Yani sağdan sağa çıkaracağız. Sağ eksi sağ bölü sol eksi sol. Yani 4 eksi y bölü eksi 5 eksi x diyeceğiz. Şimdi bak, burada en çok herkesin karıştırdığı bir hata yaptım Batu. Ve ben bu hatayı bilerek seni ittim. Yani yardımcı olmadım. Direkt daha konuyu anlattım. Direkt bodoslama sordum sana. Ne yaptın? Apsisleri çıkardın. Hayır. Ordinatları önce çıkaracaksın ve üste yazacaksın. Yani sağ eksi sağ demem bu. Son orayı. Ve dikkat et Batu. Öğrenciler genellikle şu hata yapıyor. Bana çok önemli olduğunu söylemek düşüyor. 4 eksi y diyor. X eksi eksi 5 diyor mesela. Yanlış. Sen ilk önce yukarıda 4'ü seçtiysen aşağıda da eksi 5'ten başlayacaksın.
Çünkü senin birinci noktan bu. Yani şu doğrunun eğimi neye eşit? 4 eksi y bölü eksi 5 eksi eksi x mi? Bu eğim doğru mu? Evet. Peki bir de biz sana eğimi soru olarak verdik mi? Eksi 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3 dedik. Peki içler dışlar yaparsan ne yapar? Yine buradan çok rahat bir şekilde denklemi bulursun. Öyleyse bana bir doğrunun denklemini yazabilmek için bir eğim ve geçtiği bir nokta yeterli olacaktır. Sıkıntımız var mı? Yok. Yok. Şöyle biraz yukarı alalım. Evet. Şimdi eğimini söyledik. Bir tane daha örnek yapmaya bence gerek yok. Şimdi iki doğrunun konumlarından bahsedelim. Eğer ki şöyle iki tane doğru birbirine dikse bunların eğimleri çarpımı ne? Eksi bir. Bu doğru ile bu doğru birbirine dikse eğimleri çarpımı eksi bir. Yani M1 çarpı M2 ne olur? Eksi bir olur. Evet. Tamam mı? O zaman bu doğrunun eğimiyle bu doğrunun eğimini bulup çarptığın zaman eksi bir verecek değil mi? Şimdi sana doğrunun denklemi verildiği zaman eğim nasıl bulunur? Bunu anlatacağım. Şunu biliyoruz. Y eşittir mx artı n doğru denkleminin en baba kalıbı. Doğru mu? Buradaki m neye eşit? Eğime. Yani buradaki m neyi veriyor? Eğim veriyor. Doğru mu? Atıyorum. Attım. 3y eşittir 5x artı 4. Hatta bundan önce şöyle diyelim. Y eşittir 7x artı 2019. Bu doğrunun eğimi kaçtır Batu? 7. Bravo. Peki bu doğrunun eğimi kaçtır? 5 bölü 3. Oo, Batu bugün şaşırtıyorsun beni. Aferin. Ne yaptın? Benim sana verdiğim kalıpta y'nin önünde 1 var. Y tek başına. Dedin ki hocam y tek başına ama önünde 1 yok. Alayını 3'e böldün. 5 bölü 3x artı 4 bölü 3. Eğimimiz ne geldi? 5 bölü 3 olarak geldi. Güzel Batu. Bravo. Peki Batu sana o soruyu şöyle sorsaydım. 2x eksi y 4y artı 7 eşittir 0 doğrusunun eğimi ne dediği sorsaydım. Bu sefer y'yi yalnız bırakırız. Evet, bırakalım. 4'e böleriz. Yani. 2 bölü 4, 1 bölü 2 yani. Aferin, gayet güzel. Sanırım şöyle yaptın. Dedin ki hocam ben bu eksi 4y'yi sağa geçirdim. 4'e böldüm, 4'e böldün, 4'e böldün. Bunu sana zamanında anlatan hocaların çok iyi anlatmış. Onlara teşekkür ediyoruz. Yani eğimiz ne oldu? 1 bölü 2 olarak karşımıza çıktı değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar bu sayfamızda ne öğrendik? Bir özetleyelim. Doğrunun analitiğinde denklem yazmak için ne lazım? Eğim lazım. Ana şart ne? Eğim. Eğim nasıl bulunabilir? Geçtiği iki nokta biliniyorsa bulunabilir. Sağdan sağa çıkarırım. Soldan da solu çıkarırım. Bu benim eğimim eşit. Bir de denklem yazarken bak denklemde ne var Batu? Bak hayatım boyunca lazım olacak matematikte. Denklemde ne şey? X ve Y'den oluşuyor mu? O sorunun içine X ve Y yazman lazım. Ve bütün noktaları X ve Y olarak temsil edebilirsin. Tamam. Oradan da bu olaya gidiyoruz. Şimdi bu soruları birazcık daha farklı boyuta getirelim. Şimdi sorumuz şu şekilde soru diyelim. 3x eksi 4y artı 7 eşittir 0 doğrusuna dik olan doğru eksi 1'e 2 noktasından geçtiğine göre denklemini bulunuz. Şimdi Batu burada ne var? Bir tane doğrumuz var. Doğru mu? Hı hı. Bu doğruya dik olan bir tane doğrudan bahsediyor. Tamam mı? Evet. Bu doğrumuz şimdi olayı şemacıta edelim. Şu doğrumuz 3x eksi 4y artı 7 eşittir 0 doğrusu. Buna dik olan bir tane doğrudan bahsediyor. Buna dik olan bir tane doğrudan bahsediyor. Tamam mı? Şimdi bu doğrunun eğimi kaçtır? 3 bölü 4. Bravo. Nasıl buldun? Hemen bu sefer son bir kez daha yapıyorum. 3x artı 7 eşittir 4y dedin. 4'e böldün. 4'e böldün. Eğim eşittir ne geldi? 3 bölü 4. Güzel. Gayet güzel. Peki bu doğrunun eğimi 3 bölü 4 ise buna dik olan doğrunun eğimi nedir? Buna dik olan doğrunun eğimi nedir? 1 mi? Şimdi Batu, tüyom veriyorum. Bu doğrunun eğimiyle bu doğrunun eğimini çarparsak kaç gelecek? Eksi 1 gelecek. Doğru mu? Evet. Peki. O doğrunun eğimi 3 bölü 4 ya. 3 bölü 4 neyle çarparsan eksi 1 gelebilir? Pay ve paydasını yer değiştirip işaretini değiştiren bir şeydi değil mi? O zaman bu doğrunun eğimi 4 bölü 3 mu? Yaklaştığın eksi 4 bölü 3. Eksi 4 bölü 3. O zaman doğrular birbirine dikse bunlardan bir tanesinin eğimini bulduysan
Diğerini hemen diyorsun ki pay ve paydasını yer değiştiririm. İşaretini değiştiririm bulurum. Ya da şöyle diyeceksin. Diğer doğrumun eğimi M olsun. 3 bölü 4 ile çarparsam eksi 1'i verecektir diyeceksin. Tamam mı? 3M eşittir eksi 4. M eşittir eksi 4 bölü 3 olarak gelecek. Sıkıntı var mı? Yok. Şimdi şu anda sen şu doğrunun eğimini bak söyledi soru sana. Niye? Sana denklem yazdıracak Batu. Denklem yazma için ana şart ne? Eğim. Bak eğim verdi mi? Verdi. Şimdi geçtiği bir noktayı da söylemiş. Sen de diyorsun ki ya tamam ben bunun eğimi eksi 4 bölü 3 ama bunun geçtiği noktalardan biri de x'e y'dir. Eğimini bile buradan sen söyle Batu. Eğimi? Bu iki noktadan yararlanarak söyle. 2 eksi y. Güzel. Bölü. Eksi 1. Evet. Eksi 2. Güzel. E bunun eğimi, bu eğimi eşit değil mi? Hı hı. Bir de biz bunun eğimini bulmuştuk kendi eğimimizde. Eksi 4. Eksi 4 bölü 3. Ve buradan işler dışarı yaparsan 6 eksi 3y eşittir. 4 artı 4x olur. Hepsini bir tarafa toplayarak bulalım. 4, bunu bu tarafa atalım. 4x artı 3y bunu da atalım. Eksi 2 eşittir 0. Bu da ne yaptı? Doğrumuzun denklemi olmuş oldu. Mevzuyu anladık mı? Anladım. Yani iki doğru birbirine eğimleri çarpımı nedir? Eksi 1. Şimdi başka bir olaydan bahsedeceğim. İki doğru birbirine paralelse eğimleri nasıldır? İki doğru birbirine paralelse eğimleri nasıldır? Aynı mıdır, farklı mıdır sence? Paraleller. Aynı. Evet. İki doğru birbirine paralelse eğimleri aynı olmak zorunda değil mi? O zaman bu sorunun bir benzerini de şöyle yazabiliriz. 2y eksi 4x artı eşittir 2008 eşittir 0. Doğrusuna paralel olan doğru eksi 2'ye 3 noktasından geçiyor ise denklemini bulunuz. Tamam. Şimdi Batu, sana denklemini sorduğu bir doğru var. Bu doğrumuz neye paralel? Buna paralel, doğru mu? Evet. Peki o zaman bu doğrunun eğimi ile o doğrunun eğimi aynı mı? Evet. Peki bu doğrunun eğimi nedir? 2'yi öbür tarafa atsak eksi 4, eksi 2 mi? 2 kime attın? Bunu öbür tarafa attın. 2. Eksi 2. Eksi 2. 2. Bravo. Güzel. Gayet güzel. Şöyle de yapabilirdin. Sabitseyle bir işimiz yok. Artık bunu bence fark ettik. Hı hı. 4x değil mi? Öyle düşünelim. 2'ye böldün. Dedin ki hocam eğim 2. Güzel. Yani bu doğrunun eğimine 2. Peki geçtiği noktalardan biri eksi 2, 3. Bir de ne yapacağız? Bir de biz kendimiz geçtiği nokta söyleyeceğiz. O da ne olacak? X'ye. X'ye'den geçiyor. Eksi 2'den, eksi 2, 3'ten geçiyor. Doğru mu? Hı hı. Peki bunun eğimi nedir? Yine şey denklem gibi kuracağız. 3 eksi. 3 eksi y bölü. Eksi 2. Eksi 2. Eksi y. Eksi x. Eksi 2, eksi x. Eşittir. Eğime. Eğim neydi? 2. 2'ydi. İşte buradan içler dışlar yaptığımız zaman ne geliyor? Sorumuzun cevabı çok rahat olarak geliyor. Tamam. Hı hı. O zaman şimdi bak biz doğrunun denklemini yazmayı burada çok güzel bir şekilde öğrendik. Tamam mı? Bu doğrunun denklemini bir de şöyle de sorabiliyor. Mesela sınavlarda çok çıkıyor. Tamam mı? Nasıl soruyor? Diyor ki eksi 4'e 7 noktasından geçen doğru x ekseni ile pozitif yönlü ...135 derece açı yaptığına göre... ...denklemini bulunuz. Tamam. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Bir doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının tanjant değeri eğime eşit. Yani bu doğrunun eğimine tanjant 135. Tanjant 135 kaç? Eksi tanjant 45. O da ne yapar? Eksi 1 olur. Doğru mu? O zaman sana bahsettiği doğrunun eğimi kaç Batu? Eksi 1. Eksi 1 gelir. Peki geçtiği noktalardan birini verdi mi? Verdi. Denklemini nasıl yazacağız o zaman şimdi? X'ye mi? X'ye de biz vereceğiz. Sonra 7 eksi y. 7 eksi y bölü eksi 4 eksi x. Eksi 4 eksi x eşittir eğim. Eksi 1'e. Bitti. Al sana buradan. İşler dışarı yaptığın zaman
eğim çok rahat bir şekilde gelecek tir. Tamam. Şimdi doğruların dikdiklerini de arada incelemiş olduk. Paralelliklerini incelemiş olduk. Şimdi Batu doğruların birbirini kesme durumlarına bakacağız. Şimdi sınavda muhakkak bunlardan soru çıkıyor. Şimdi olayımız şöyle. 2x eksi y eşittir 4. 3x artı y eşittir 6. Doğrularının kesim noktasını bulunuz. Kesişim ya da kesim de diyebilirsin. Kesim noktasını bulunuz. Şimdi bunlar arkadaşlar konunun temeline yönelik bir ders. Yani nedir? Okul yazılarında çıkan, ÖSYM'nin istediği sınavlarda yorum yapmanız için bilmeniz gereken kısımlarla ilgili. Şimdi burada kesim noktasından bahsediyor. Batu, hayatım boyunca şunu unutma. Neyle neyi kesiştirirsen kesiştir, onların denklemlerinde ortak çözüm yapman lazım. Şimdi burada bir tane doğru var. Orada da bir tane doğru var, değil mi? Bunların şu şekilde bir kesimle bir tane nokta oluşur. Doğru mu? Bunu bulman için bunların denklemleri arasında ortak çözüm yapman lazım. O zaman ne yapıyorsun? Taraf tarafı topluyorsun. 2x, 3x daha. 5x. 5x. Y'ler bunu götürdü. Eşittir 10. X eşittir ne gelir? 2 gelecektir. O zaman bu kesim noktasının apsisi ne? 2. Peki bu kesim noktasının ordinatını nasıl bulacaksın? Bu iki noktası hem bu doğrunun üzerinde hem de bu doğrunun üzerindeyse o zaman bu doğruların denklemlerine x'in 2 yazarsam sağlamalıdır diyorsun. X'e 2 koy. 2 kere 2 4. Eksi y'yi öbür tarafa at. Artı y diye geçsin. 4'ü bu tarafa at. 0. Bak y'ye ne geldi? 0. Bak şuna da dikkat edelim. 2'yi bir de bunda koyalım. 2 kere 3 6. 6'yı bu tarafa at. 0. Yani y ne oldu? 0. O zaman kesim noktası ne oldu? 2'ye 0 oldu. Batu gerçekten anlayabildin mi bu kesim noktası muhabbetini? Tamam. Yok etme metoduyla da yapabiliyor muyuz bunu? Evet. Yani şu anda yok ettik. Değil mi? Ortak çözüm derken, şimdi ortak çözüm deyince yok etme gelmiyor bile akla. Yani ama aynı şeyler bunlar hemen hemen. Yani burada ne yaptık? Yok etme metodu yaptık aslında. Mesela gitmeselerdi eksisiyle çarpıp götürecektik. Şimdi burada direkt taraf tarafa gittiği için biraz kolay olmuş oldu. Tamam. Evet, şimdi bunu da söyledik. O zaman sana şöyle desem, şöyle sana kral bir soru sorsam. 3x eksi y eşittir 6. Ondan sonra 2x artı y eşittir 9. Tamam mı? Doğrularının kesim noktasından kesim noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemi. Tamam mı? Şimdi bu doğruların kesim noktasını bulabilmek için ne yapacağız ilk önce? Ortak çözüm yapacağız. Doğru mu? Evet. Yani yok etme metodu yapacağız. Burada x'i veya y'yi yok etmek için ekstradan bir şey çarpmaya gerek var mı? Yok. Yok. Niye? Zaten göründüğü gibi konuyu anlaşılsın diye direkt kolay verdim. Hemen direkt tek celsede görülebiliyor. Yani ne oluyor burası? Sen bunu taraf tarafa topladığın zaman bununla bu gidiyor. 5x eşittir 15. X eşittir 3 oluyor. Doğru mu? Evet. O zaman bu kesim noktasının apsisi kaç? 3. Ordinatını nasıl bulacaksın Batu? Geleceksin koyacaksın. X'in yerine 3 koyacağız. 3 kere 3 9. 9'dan ne çıkarsa 6 kalır. 3. O zaman ordinatı ne oldu? 3. 3 oldu. Peki bu noktanın geçtiği noktalardan birini biliyorum şu anda. Doğru mu? Peki başka ne biliyorum? Orijinden de geçiyormuş. Orijin ne? Sıfıra. Sıfır noktası. Doğru mu? Hı hı. O zaman ben bu doğrunun şu an geçtiği kaç noktayı biliyorum? 2 noktayı. Eğimini bulabilir miyim? Çok rahat. Eğim nasıl bulunuyordu? 3 eksi 0. 3 eksi 0 bölü 3 eksi 0. Doğru mu? Hı hı. Bir de denklem yazarken ne yapacağım? Denklem yazarken? X'ye. X'ye vereceğim. X'ye verdiğim zaman eğim ne olur? Bak istersen bu noktayla bu arasında yap bu ilişkiyi. İstersen bununla bu arasında yap. Şunla şu yapalım daha dikkat çeksin. Y eksi 3 bölü x eksi 3. İşte bak bu da eğime eşit. Bu da eğime eşit. Bu eğimlerin eşitliğinden ne geliyor? Denklem geliyor. Şimdi şöyle bir olayımız daha var. Şimdi doğrunun denkleminden bayağı bahsettik. Doğrunun denklemi nasıl yazılıyor? Anladın. Kesim noktası nedir? Anladın. Doğrular paralelse ne yapacağını anladın. Batu şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bir noktanın bir doğruya uzaklığı formülü. Okul yazılımında %100 çıkacağını düşünüyorum. Öbür hafta söylersin bana çıkıp çıkmadığını. Neymiş kavramımız? Bir noktanın
Bir doğruya uzakla. Uzakla. Şimdi burada yapacağımız hareket şu şekilde olacak. Bir tane doğrumuz olsun şöyle. Doğrumuzun denklemi AX artı BY artı C eşittir 0. Bir tane de şurada noktamız olsun. Bu noktamızın şu doğruya uzaklığı da D olsun. Noktamız da KX 0 virgüle Y 0 olsun. Banko sınav sorun. Şimdi bu noktanın bu doğruya uzaklığını veren formül şu şekilde. Yani şu mesafede. Batı biliyorsun ki uzaklık deyince aklına ne gelecek? Dik. Uzaklık ne demek? En yakın mesafe. En yakın mesafede ne vardır? Dik vardır. Mesela atıyorum. Bak bu noktanın buraya da uzaklığını bahsedebilirsin bu doğruya. Böyle de uzaklık var ama uzaklık dediğimiz matematikte başka bir şey bu. En yakın mesafe. En yakın mesafede dik olması ile mümkündür. Tamam. Şimdi D mesafesini veren formül şu şekilde. A çarpı X0 artı B çarpı Y0 artı C bölü karekökün içinde A kare artı B kare. Hemen bu formülü uygulayalım Batu. K 3'e 4 noktasının eksi 6x artı 8y artı 10 eşittir 0 doğrusuna uzaklığını bulunuz. Doğrusuna uzaklığını bulunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bakınız. Kx 0 virgül y 0 demiştim. Burada 3 neye denk geliyor? X'e. X 0'a. X 0 kaç? 3. 4 neye denk geliyor? Y 0'a. Y 0 eşittir 4. A neye denk geliyor? X'in kat sayısıydı denklemde? Eksi 6. B neye denk geliyor? Artı 8. C neye denk geliyor? 10. 10. Peki ben şimdi ne yapacağım Batu? Bunları gideceğim direkt formülde. Direkt yazacağım. A çarpı X 0 yani eksi 6 çarpı 3'ten eksi 18. 8 çarpı 4'ten 32. Artı 10. Bölü tamam mı? A kare artı B kare diyor. Eksi 6'nın karesi? 36. 8'in karesi 64. 64. Buradan da ne olur? Eksi 18 artı 10'dan eksi 8. Artı 32'den 24. 24 bölü. 36 64 daha 100. Karekökten çıktı 10. Ne yaptı buradan? 2,4. O zaman D mesafesi neye eşitmiş? 2,4'e. Var mı bir sıkıntı? Yok. Şimdi burada sınavda çıkabilecek tipte bir soru soralım oraya. Burada bir sorum vardı. Bir dakika. O konuyla ilgili değil Batucuğum da. Bir dakika. Olmadı ben yazayım. Tamam. Soruyu ben yazayım. İşlemler biraz uzun çıkmasın diye düşündüm de. Şimdi sınavda %99 şöyle bir soru gelecek. Ben düşünüyorum. Eksi 2'ye K noktasının 3x eksi 4y artı 5 eşittir 0 doğrusuna uzaklığı 3 birim ise K'nın değerleri. Batu tehlikeli bir soru bu. Hocam niye tehlikeli? Dikkat hatası yapmaya çok müsait bir soru. Batu şimdi bak formülümüze göre x0 ne? Ben sana soracağım sen söyle. x0 ne? Eksi 2. Y0 ne? K. A ne? 3. B ne? Eksi 4. C ne? 5. Bitti bak harikasın. İşte bunu koyduğumuz soru bitti. Geliyorsun direkt bunları denklemde koyuyorsun. Uzaklık. Uzaklık kaçmış? 3. Bak D neye eşit oldu? 3'e. Şimdi ne yapıyorum? Mutlak değerle karekök çiziyorum. Hesaplamalarımı yapıyorum. Eksi 2 kere 3. Eksi 6. 4, eksi 4 kere K. Eksi 4 K. Böl, artı. 5. Bölü. 3'ün karesi. 9. Artı. Eksi 4'ün karesi. 16. Buradan ne geldi? 5. Niye 9, 16 daha 25 çıktı 5. Peki burası ne olur? Eksi 6 artı 5'ten ne geldi? Eksi 1. Eksi 4 K. Doğru mu? Hı hı. Şimdi burası
Bir de şöyle yazalım da belki videoda görünmeyebilir. Eksi 1, eksi 4. K geldi. Tamam mı? Şimdi burada işler yaparsan ne yapar? 3 kere 5. 15. 15 eşittir. Eksi 1. Eksi 4K yapar. Tamam mı? Şimdi burada yapmamız gereken şöyle bir şey var Batu. Bu içerisi ya 15'e eşittir ya da eksi 15'e eşittir. Doğru mu? Çünkü doğru. Eksi 15 de öyle çıkar 15 de. O zaman ilk yapacağım şey eksi 1 eksi 4K eşittir 15 diyelim. Bir de eksi 1 eksi 4K eşittir. Eksi 15. Evet. Atalım bunu bu tarafa. Eksi 4K eşittir 16. K ne geldi buradan? Eksi 4. Bitti. Atalım bunu bu tarafa. Eksi 4K eşittir. Eksi 14. Eksi 4'e bölersen K ne gelir? 7 bölü 2 gelecektir. Muhtemelen sınavda sana hocan şunu soracak. K'nın alabileceği değerler çarpımı nedir diyebilir. K'nın alabileceği değerler toplamı nedir diyebilir. K'nın alacağı değerler bulunuz diyebilir. Ya da K'nın alabileceği büyük değeri. Burada mutlak değerden dolayı K'nın 2 tane değeri olacak. Tamam. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi devam edelim. Dersimizi şey yapmayalım Batu. Çünkü bir moda girdik bence. Şimdi hangi konudan bahsetmedik? Doğrunun doğruya uzaklığı. Şimdi şurada bir tane doğru denklemimiz olacak arkadaşlar. Buraya da bir tane doğru denklemimiz olacak. A1x bu ne olsun bir dakika? Ax artı by artı c1 eşittir 0 bunun denklemi. Ax artı by artı c2 eşittir 0 bunun denklemi. Batu şu anda dikkat etsen bu doğrular birbirine hangi konumda? Paralel. Nereden anlıyoruz? Çünkü eğimleri aynı. Eğimlerin aynı olduğunu nereden biliyoruz? X ve Y katsayılarına baktığın zaman bunların oranları aynı olduğu göründüğüne göre yani X'in katsayısı X'in katsayısının oranı Y'nin katsayısının Y'nin katsayısının oranına eşitse zaten bunlar ne paralel mi? Doğrular arasındaki uzaklıktan bahsediyorsan bunlar ne olmalı zaten? Paralel olmalı. Çünkü paralel olmayan doğru ileride bir yerde onu birbirini kesecektir. Uzaklıktan bahsetmek mümkün olmayacaktır. Şimdi burada bunun formülü de şöyle Batu. Bunu senin harika anlayacağını düşünüyorum. Bu iki doğru arasındaki mesafe d olsun. C1 eksi C2. Okuldan hatırlıyor musun bu arada bunları? Efendim? Okuldaki dersinden hatırlıyor musun bu formülleri? Az yok. Aynen. Hatırlıyorsun. Güzel. C1 eksi C2 bölü karekök içinde a kare artı b kare. Hemen bir örnekle o zaman başlayalım. 3x artı 4y artı sağlam örnek verelim de çok da zamanınızı almayalım. Artı 10 eşittir 0. 6x artı 8y artı 40 eşittir 0. Doğruları arasındaki uzaklık. Doğruları arasındaki uzaklık. Şimdi burada temel olan noktamız şu şekilde. Batu çok tehlikeli bir soru sordum. Ve konuyu arkadaşlar herkes anlasın diye. Dikkat edersen şu anda yukarıki denklemde ben A dedim mi sen bana diyorsun ki hocam A'yı aldım. Ben sana burada A nedir dediğimde sen bana ne diyeceksin Batu? 3 mü diyeceksin 6 mı diyeceksin? Değil mi? Burada bir çelişki var. O zaman benim sana verdiğim formül kalıbına getirmen lazım soruyu. Yani ne yapman lazım? Şurayı kaçla çarpacaksın? 2 ile genişletmen lazım. Önce. Genişlettikten sonra 6x artı 8y artı 20 eşittir 0. 6x artı 8y artı 40 eşittir 0 da öbür doğrunun denklemi. İşte burada Batu şu anda A nedir dediğimde bana ne diyebiliyorsun? 6. B nedir dediğimde ne diyorsun? 8. C1 dediğimde 20. C2 dediğimde 40. Bunları hemen söyleyelim. C1 ne? 20. C2 ne? Eksi 40. Normal 40. A ne? 6. B ne? 8. 8. O zaman ben bunları formüle koyarsam 20 eksi 40. 20 eksi 40 bölü karekök içinde 36 64. Artı 64. 20 eksi 40'dan eksi 20 mutlak değer dışına çıktı. Artı 20 diye. Doğru mu? Hı hı. 36 64 daha 100. Karekökten ne diye çıktı? Hı. 10. Sıfırlar birbirini götürdü. Ne geldi buradan? 2. O zaman bu doğrunun bu doğru uzaklığı neymiş? 2. Buradaki önemli olan püf noktayı anlatabildik mi Batu? Evet. Tamam. Şimdi sana okul yazılımına çıkabilecek tarzda bir soru soracağım. 3x artı 4y artı k eşittir 0. 3x artı 4y. Hatta şöyle yapalım. Özür dileyerek. Biraz daha konuyu öğrenelim. Artı kaç olsun? 10 eşittir 0.
Bu doğrunun bu doğru uzaklığı, yani doğrular arası mesafe. Doğrular arası mesafe 3 birim olsun. 3 birim ise yine K'nın değerlerinden bahsedeceğiz. Şimdi harika bir soru sorduğumuzu düşünüyorum. Yani konuyu karıştırma adına. Sen şu anda bu denklemin A'sına kaç dersin Batu? İlk önce üsttekini 2 ile çarparız. Heh, bravo, tuzağa düşmedin. Aferin sana. 6x artı 8y artı 2k eşittir 0 derim. Ondan sonra sor bana hocam diyorsun. Soruyorum. A ne? 6. B ne? 8. C1 ne? K. İyi düşün. C1. K mı? 10 mu? 2K mı? Hangisini dersen? Hayır, 2K pardon. 2K değil mi? C2 ne? 10. 10. O zaman bunu da gelip formüle koyalım. 2K eksi 10. Arkadaşlar yani burada C1 ve C2'de 10'u veya 2K'yı almanı fark etmiyor. Bunu alma da. Zaten mutlak değer var. Yani istersen 10 eksi 2K de, istersen 2K eksi 10 de, zaten onun önemi yok. 2K eksi 10 bölü. Buradan ne oldu Batu? Karekökün içinde 6'nın karesi. 36. 8'in karesi. 64. 100. Karekök dışına çıktı. 10. 10 diye çıktı. Yukarısı ne var? 2K eksi 10. Doğru mu? Hı hı. Eşittir kaça? 3. Doğrular arası mesafe 3'müş. 3'e. İçler dışlar yaparsak ne olur? 2K eksi 10 eşittir. Mutlak değer içinde 30 olur değil mi? Şimdi o zaman 2K eksi 10 ya gerçekten 30'a eşit ya da eksi 30'a eşit. Bravo. O zaman 2K eksi 10 eşittir 30 dersen eksi 10'u bu tarafa atarsın artı 10. 2K eşittir ne yaptı? 40. 40. 2K eşittir 40 yaparsa K 20. K ne gelir? 20. Bir de 2K eksi 10 eşittir eksi 30 diyelim. Eksi 10'u bu tarafa atarsak artı 10. Eksi 30 artı 10'dan eksi 20. 2K eksi 20 ise K ne gelir? Eksi 10 gelir. O zaman K'nın alabileceği değerler nedir? 20 ve eksi 10. Batu sence gelir mi sınavında böyle bir soru? Gelebilir. Gelebilir. Gördüğün gibi aslında doğrunun anteliyle ilgili bayağı konu işledik. Şimdi doğrunun denklemi yazmayı biliyorsun. Nasıl yazıyorsun? Doğrunun denklemi de sana ne lazım? Eğim. Eğim lazım. Sonra geçtiği bir nokta lazım. Bir de sen ne yapacaksın? X'e Y vereceksin. Peki kesim noktası deyince ne yapıyordun? Dik. Kesim noktası. Paralel mi? Yok. Hatırlayalım. Bak kesim noktasında ne yapmıştık? Hemen şöyle bir dersimizde tekrar etmiş olalım. Mesela şu. Kesim noktası deyince şuydu. Ne yapmıştın kesim noktasında? Ha, yok etme metoduyla. Kesim noktası deyince aklına gelecek şey yok etme metodu. Tamam. Sonra noktanın doğru uzaklığı denildiği zaman aklına ne gelecek? Şu formül gelecek. Evet. Doğru mu? Hı hı. Bunu da uygulamıştık. Şu yazılımlarınızda gelebilir. Sonra iki doğru birim dedikse neydi? Eğimleri çarpımı eksi birdi. Doğru mu? Doğru. Sonra iki doğru birimde paralelse neydi? Eğimleri aynı gelirdi. Doğru. En son ne yaptık? İki doğru arasındaki uzaklığı yapmış olduk. Şimdi Batu burada noktanın analitinde iki noktanın birbirine uzaklığını da söyleyelim. Bu doğrunun analitiği videomuzun birinci kısmını bu şekilde bitirmiş olalım. Aslında en başta anlatacaktık ama biraz daha sonra bıraktım bilerek. Bunlar birazcık daha önemli. Noktanın noktaya uzaklığı. Bir tane A noktamız var. X1 virgül Y1. Bir tane B noktamız var. X2 virgül Y2. Bu A noktasının bu B noktasının uzaklığı D olsun. Karekökün içinde hatırlıyor musun? X1 eksi X2'nin karesi artı Y1 eksi Y2'nin karesi şeklinde bulunuyor. Tamam mı? Bununla ilgili de yine sınavda şu şekilde bir soru gelebilir. A 3'e 4, B eksi 6'ya 10 doğrularının birbirine uzaklığı kaçtır? Şey noktalarının birbirine uzaklığı nedir? Ne yapıyorum? Karekökün içinde sen söyle. 3. 3 eksi. Eksi 6 dedim. Aynen. 3 artı 6 oldu. Karesi. Sonra 4 eksi 10 dedim. 4 eksi 10'un karesi. Ne geldi buradan? 3 6 6'nın karesi. 9. 9'un karesi? 81. 4 eksi 10 eksi 6 karesi 36. Buradan da 91, 101, 111, 117 geldi. 117'de 9 ile neyin çarpımı? 9 ile 13'ün çarpımı ne yapar? 3 kök 13 yapacaktır. Tamam.
Ama yine sınavda sana bunu bu şekilde sormayacak tabii ki. Ben bunu ilk önce ne yapıyorum arkadaşlar? Formülü veriyorum. Konuyu anlatan basit bir örnek veriyorum. Sonra bunun sınavda çıkabilecek tarzında bir soru soruyorum. Şöyle bir şey gelebilir. 2K'ya 4 noktasının eksi 3'e 7 noktasına uzaklığı 5 birim ise K'nın alabileceği değerler. Hatta ne yapabiliriz? Biraz da bunu K diyelim. Bunu K diyelim, tamam mı? K'nın alabileceği değerlerle ilgili konuşalım. K'nın alabileceği değerlerle ilgili konuşalım. Şimdi Batu, burada yapacağımız hareket nasıl olacak? Hemen noktanın nokta uzaklığı mı? Karekökümü çizdim. Sonra? K. Evet. Eksi eksi artı olur. Evet. K 3. artı 3'ün karesi artı. 4 evet. Eksi y'nin karesi. Yani 4 eksi 7 eksi 3'ün karesi 9. Değil mi? Hı hı. Eşittir neye? 5'e. Doğru mu? Evet. Öyleyse şu içerisi ne olmalı? 9'a ne eklersem 25 olur? 16. 16. Niye 16 olacak? 9, 16 daha 25. O da 5 diye çıksın. Doğru mu? Hı. O zaman K artı 3'ün karesi ne olmalı? 16. Peki neyin karesi 16'tır? 4'ün karesi. Ya da? Eksi 4. O zaman K artı 3 ya 4'tür ya da K artı 3 eksi 4'tür. Doğru mu? Hı hı. Atarım bunu bu tarafa. K eşittir 1 ve K eşittir eksi 7 olarak gelecektir. Hı hı. Tamam mı? O zaman ben şu anda ne yaptım? K'nın alabileceği değerleri bu şekilde bulmuş oldum. Batu, bu yaptığımız çalışmaları güzelce takip edeceksin. Sınavında muhakkak buradan en az 3 ya da 4 tane soru yakalayacağımızı ben düşünüyorum. Doğrulan etiğiyle ilgili en genel bilmen gereken noktalar bunlar. Daha sonra bunların yorum soruları var. Arkadaşlar, dersimizin sonuna gelmiş olduk birinci kısmını. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonuç 12'deki öğrencilerime ayrıyetten Setana'ya teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere. Selamlar yolluyorum onlara.